P serisi testi. Seri testlerinden en kolaylarından birisidir bu test yöntemi. Şimdi bu test yönteminin kalıp bir formatı vardır. Öncelikle onu görerek başlayalım. N birden sonsuza kadar 1 bölü n üzeri P biçimindeki serilere P serisi denir. Buradaki n 1 ve 1'den daha büyük değerlerden başlamalıdır. Çünkü n yerine 0 koyarsak burayı tanımsız yapmakta. O yüzden n değeri 1 ve daha büyük değerlerden başlayabilir. Bu 1, 2, 3, 4 olabilir. Buradaki format 1 bölü n üzeri p şeklindedir. Buradaki 1 yerine başka sayılar gelebilir. 2, 3 gibi başka sayılar gelebilir. Bununla ilgili bir derdimiz yok. Biz genel olarak sayı bölü n üzeri p olacağını bilmeliyiz gibi sayılar gelebilir. Biz genel formatı 1 bölü n üzeri p yazdık. Burada bunun yanına toplama çıkarma durumunda hiçbir şey gelmemelidir. Yanında toplama çıkarma durumunda ifade olmamalıdır. Dahası bunun önüne çarpma durumunda sabit sayı gelebilir. Önüne çarpma durumunda sayı gelebilir. Yani yukarıya bir dışında herhangi bir sayı da yazabiliriz. Bu n'li kısmın önüne çarpma durumunda bir sayı gelebilir. Bu da p serisini bozmaz. Ama aşağıya toplama çıkarma durumunda bir şey gelirse p serisi olamaz. Şimdi p serisinde bu bahsettiklerimizin arkasından kuralına gelelim. Nedir kuralı? Sonsuz n 1 olsun. 1 bölü n üzeri p. Burada p büyük 1 ise seri yakınsaktır. Buradaki üssümüz birden büyükse seri yakınsaktır. P değerimiz küçük eşit 1 ise, 1'e eşit ve küçük ise seri bıraksak olur. Kuralımız bu kadar. P serisini tanıdığımızda P serisi olduğunu söyledikten sonra P değeriyle ilgili bu yorumu da yaptıktan sonra serinin yakınsak veya bıraksak olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi birkaç örnek ile bu videomuzu tamamlayalım. N 3'ten sonsuza kadar gidiyorsun. 1 bölü N. Bir başka örnek. N 1'den 2 bölü N küp. Bir başka örnek. 1 bölü buraya N 1'den başlasın yine. Kök N diyelim. Bir başka örnek. N 2'den 1 bölü n üzeri 3 bölü 2 olsun. Bir de şunun başına da bir de katsayı koyalım. 4 olsun. Şimdi sorumuz bu seriler ıraksak mı yakınsak mı? Şu kalemimizin rengini değiştirerek çözelim bunları. Şimdi bunlara baktığımızda ilk olarak bunun bir P serisi olduğunu anlamalıyız. P serisi test edeceğiz. Mutlaka testin ne olduğunu söylemeliyiz. Testi söylemeden asla işlem yapmamalıyız. P serisi testi. P değerimiz burada. N'in üstünde hiçbir şey yazmadığına göre 1 vardır. P 1'dir. P 1'e eşit ve küçük olduğunda seri bıraksak olur. P değeri 1'e eşit ve küçük olduğu için bu serimiz bıraksak çıktı. Yandaki seriye geçelim. Buradakine geldiğimizde yine P serisi görüyoruz. P serisi testi. Buradaki köken görmekteyiz. Köken n üzeri 1 bölü 2 demektir. P değerimiz
1 bölü 2 çıktı. Yine 1'e eşit ve küçük olduğu için 1 bölü 2. Bu seri de ıraksak olur. Buna geldiğimizde yine bir P serisi görüyoruz. Yukarıda 2 olması bizim P serimizi bozmuyordu. Buradaki P değerimiz 3. Bu 1'den büyük olduğu için yakınsaktır. P serileri bu kadar kısa söylenerek çözümü biter. Burada 1 bölü 4 n üzeri 3 bölü 2 görüyoruz. Buradaki 4 P serisini bozmuyordu çarpım durumundaki. Bu P serisi test ediyoruz yine. P değerimiz burada 3 bölü 2'dir. N'in üstü. Bu birden büyük olduğu için bu seri de yakınsaktır. P serisi testi bu kadardır. Bir de seriye baktığımızda P serisi olduğunu anlarsak ki hangi durumlarda P serisi olacağını konuştuk. Bu yazımı yapıp P serisi testi deyip P'nin değeri şundan küçük veya büyük diyerek ıraksak veya yakınsak olduğunu söyleriz. Bu videomuzu da bu şekilde noktalamış oluyoruz.